çıkar mısın? Evet komutanım. Emekli uzman çocuğu Esed Merdoğlu. Sağ ol. Emekli uzman çocuğu Esed Merdoğlu. Sağ ol. Emekli uzman çocuğu Esed Merdoğlu. Evet. Evet. Düzey çamlar fazla mı var? Şeydi yani sıkıntımız yok. Keşke bu hastalıkla da çalışmaya razıydım ben. Devam etmeyi çok isterdim. Stresli bir iş bizim işimiz. Evet. Şekerin, tansiyonun bir şeyleri var. Zaten görev yaptım. 2005'ten 2009'a kadar Ankara Yenikent ve Ankara Mamak'ta görev yaptım. 14 sene görev yaptım komutanım. Kaç yaşında emekli oldun? Sağ olasın. Evet. Sen ne dersin? Komutanım ben Ankara'lıyım. Ankara Kalecik. 5 senede kaldığı yerin falan diye bahsediyoruz. Ama doğum oluyor mu? Akran yaptı. Kalk olsun. İki çocuk mu? Acaba mı? Çocuk var komutan. Öyle ne yapıyor çocuklarla? Bir şey mi? Ondan üniversite hazırlanıyor. Yani, geçen sene İngiliz Yani biz olayı sadece böyle klasik, konvansiyonel bir terörle mücadele değil, yani bunun altında, bunun gerisinde çok daha şeytani hesaplar, faaliyetler olabileceğini bilin diyorum. Yani burada hiçbir zaman böyle sırtımıza yaslanıp, oh tamam bu iş bitti, gel keyfim gibi bir şey yok. Diken üstündeyiz. Diken üstünde olmamız lazım. Müteyakkız olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Niye? İşte vatanımızın, milletimizin birliği, bütünlüğü, beraberliği, refahı, geleceği, bekası için. Ne zaman ne olacağı belli değil. Düşman uymuyor. Ya adamlar bir de form değiştiriyor. Bir gün böyle geliyor, beyaz elbiseli geliyor. Bir gün mavi elbiseli, bir gün kırmızı elbiseli, bir gün yeşil elbiseli. Bir gün insan kılığında, bir gün hayvan kılığında. Onun için burada hepimizin bu gücümüzü, kuvvetimizi artırmak için, sinerjiyi artırmak için aynı ruhla, aynı esaslar dahilinde faaliyetlerimizi sürdürmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Amacımız, gayemiz, çalışmamız, hiç başka bir ajandamız yok. Bizim tek derdimiz 780 bin kilometre kadar vatan toprağına bir zarar getirmemek. Yani bunu biz ev kabul edin, bağ kabul edin, bahçe kabul edin. Yani bunun sınırlarında, kapısında, penceresinde en ufak bir zarara, ziyana meydan vermeden bunu bizden sonraki nesillere teslim etmek. Ve yine bu bağ, bahçe, bu vatan dediğimiz toprak içinde yaşayan 82 milyon kardeşimizi de rahat içinde, güven içinde, refah içinde yaşatmak, buna imkan vermek, bunu sağlamak. Bizim görevimiz bu. İnşallah bunu hep beraber başaracağız.